Pelvik konjesyon sendromunun en önemli nedenlerinden biri bası sendromları olduğunu vurgulamıştık. Bu sendromlar içinde bizim en sık bildiğimiz May-Turner ve Nutcracker sendromu. Peki nedir May-Turner sendromu? Esasında vücudumuzun her yerinde olan bir bası semptomun anormal hale gelmesi. Klasik halk arasında adı verilen damar damar üstüne bindinin gerçek anlamı aslında May-Turner sendromu. Neden oluşuyor? May-Turner noktası bakın tam burası. Vücudumuzda sağ bacağımıza giden atar damar, sol bacağımıza giden toplar damarın üzerinden ata biner şekilde geçer. Ve bunun hemen arkasında omurgamız var. Eğer bu baskı çok fazla olursa tam bu bölgede damarın tıkanmasına, hatta damar tıkanıklığına bile yol açabilir. Şimdi bir su borusu düşünün. Bu borunun ucunu yukarıdan sıkıyoruz. Ne olur? Kan aşağıda birikir. Bu aşağıda biriken kan da yumurtalıklar ve rahim çevresindeki varislerin genişlemesine yol açarlar ve pelvik konjesyon sendromunun en önemli nedenlerinden biri olurlar. Peki tedavisinde ne yapıyoruz? Sadece bu damarları kapatmak yetmez. May-Turner sendromunun neden olan basıyı ortadan kaldırıyoruz. Bu basıyı ortadan kaldırmanın da en önemli yollarından biri o bölgeye yerleştirebileceğimiz yeni jenerasyon bir stent. Sadece balon yapıp bırakmak buradaki baskıyı ortadan kaldırmaz. Çünkü oradaki baskı sürekli bir baskıdır. Atar damarlarımızın içindeki sürekli yüksek basınçlı kan sürekli damarın üzerine bası yaparak bu bölgede tıkanıklığa yol açar. Biz de bu venöz stent koyarak o bölgenin içine bir çelik kafes yerleştirerek bu baskıyı ortadan kaldırırız ve kan akımının kolayca kalbe doğru geri dönmesini sağlarız. Bu şekilde de pelvik konjesyon sendromunun bütün bulguları ortadan kalkar.